Kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Evet epeyden örgü videosu çekmiyordum. Sizler için güzel bir model hazırladım. Yeni başlayanlar ya da ben model yapamıyorum diyenler için hem güzel hem yapımı bir o kadar kolay tersi düzü her yeri bir giden bir model. Sürekli kendini tekrarlayan her ilmekte kendini tekrarlayan bir modelle devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi telefon çantası yaptım ben bu modelle sizler için. Ama bebek hırkalarında, battaniyelerinde, örgü öreceğiniz kazaklarda, yeleklerde tam bir kış modeli. Şöyle ufak bir detay. Düğmeyi kendiniz eğer telefon çantası yapacaksanız ya da büyük bir çanta yapacaksanız düğmeyi veya fermarlı yapabilirsiniz. Bu düğmeyi dilerseniz ürün, dilerseniz farklı renklerde alıp dikebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şöyle tersini de göstereyim. Tersi de bir, düzü de bir. Ön yüzünde modelin ne yaparsanız diğer tarafında dönüşte de aynısını tekrarlıyor. Sapına gelelim. Sapı da. 2 İki zincir ikili trabzanla yaptığım böyle ince bir sap. Eğer telefon çantası yapacaksanız modeli örerken nerelerde büyüteceksiniz, ne kadar uzunluk yapacaksınız orası size kalmış. Sayılarını ikişer ikişer fazlalık yaparak büyütebilirsiniz. Orta kalınlıkta Şöyle hemen göstereyim. Orta kalınlıkta bir ipim var. Onunla başlayacağım modeli. 3.5 milim tığım. Makasım ve iğnem hazır. Bu kadar. Dilerseniz hemen başlayalım. İpimizi tığımızı hazırladık şöyle zincir çekerek başlıyoruz. 22 tane zincir çekeceğiz. Bunu saymıyoruz bağlantı noktamız 1 2 3 bu şekil 4 5 6 7. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Eğer siz şu modeli hemen şöyle alayım bu genişlik Yeterli diyorsanız orta kalınlıkta bir iple 22 tane zincir yeterli. Daha geniş bir şey yapmak istiyorsanız ikişer ikişer 22, 24, 26, 28, 30 artırarak yapabilirsiniz. Şimdi 22 tane zincirim vardı. Şu, şu en son çektiğime değil diğerine batıyorum. Şu şekil çıktı. İlmek almadan direkt çıkıyorum. İlmek aldım. Diğer zincirime bu şekil battım. Çıktım. Tığımda 3 tane ilmeğim oldu. Hepsini aynı anda topluyorum. Şimdi tekrar diğer zincire battım. Çıktım. Tığdaki çıktığım ilmekle çıkış yapıyorum. ilmek aldım diğerine tekrar aynı. Üçünü aynı anda ilmek alarak kapatıyorum. Bir zincirime bu şekil direkt çıkıyorum. İlmek alıp diğerinde üçünü aynı anda Şöyle yakından göstereyim. Zincirden ilmek aldığım ilmeği direkt geçiyorum. Diğerine ilmek alıp diğer zincire batıyorum. Bu sefer ilmeğimden ilmek alarak ipimden şu şekil. Sadece bu tersinde de düzünde de tekrarlayacaklarımız bu kadar. Bir tane zincirime batıp direkt çıkıyorum. İlmek alıp diğer zincirime batıp ilmek alıp çıktıktan sonra tekrar ilmek alıp üçünü aynı anda topluyorum. Modelimizin koyuluşu bu kadar kolay. Dediğim gibi model yapamayanlar çok rahatlıkla yapabilir bu modeli. Birini böyle alıyorum. Diğerini ilmek alıp çıkıyorum. Tekrar ipimden ilmek alıp üçünü aynı anda topluyorum. Diğerine her zincirimize bir böyle bir ilmek almalı toplayarak modelimizi koyuyoruz. Yavaş gösteriyorum ki modeli yeni yapacak olanlar, örgüyü yeni başlayanlar rahatlıkla yapabilsin diye. Evet ve sonuncuyu yapıyorum. Son zincirimdeyim bir tane zincir çektim ve döndüm. Şimdi devam ediyorum. Aynı yine ilk başta başladığım gibi. Bu sefer ilmeklerimin şu tarafına. Şöyle ikili değil. Tek tarafı arka tarafındaki yerine batıyorum. İlkinde tekrar çıkıyorum. Diğerine ilmek alıp şu tarafına arka tarafındaki ilmekten geçip tekrar üçünü aynı anda topluyorum. Bir taneyi böyle direkt çıkıyoruz. Diğerinde ilmek alıp şu tersinden ters ilmekten alıp üçünü aynı anda topluyoruz. ilmeklerimizin ön tarafında batma yok. Sadece arka taraflarından. Şimdi tekrar göstereyim. İlmek alıyoruz. Şöyle tekrar ilmek alıp üçünü aynı anda topluyoruz. Modelimiz çok kolay bir model. Örgü yapmak isteyenler rahatlıkla ve kolaylıkla yapabilir. İlmeği arkadan alıyoruz. Bu şekil üçünü aynı anda topluyoruz. İlmek alıyorum. Şu şekil tığda 3 tane olunca topluyorum. birini böyle direkt çıkıyoruz diğerinde ilmek alıyoruz 3 tane olunca tekrar ipimizden ilmek alıp topluyoruz sadece şuradan değil arka ilmekten batarsak ve bir tek böyle bir de üçlü ilmeği topladığımız zaman modelimiz hep aynı. Evet ne örmek istiyorsanız çok kolaylıkla örebileceğiniz bir model. Büyüklüğünü de dediğim gibi sayınız çift olacak. Çift olunca hep aynı bu şekil çıkıyorum ilmek alıyorum tersinden batıp tekrar ilmek alıp topluyorum önce ilmeği de düz böyle bu şekil batabiliriz. Bir zincir çekip dönüyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar başlıyoruz. Sadece bu başlarda bu şekil aldığımız ilmeği direkt çıkarak başlıyoruz. Diğerine ilmek alıp yine tekrar arkadan alıyoruz. Evet, üçünü aynı anda topluyoruz. modelimiz bu kadar kolay. Evet sizler ne örmek istersiniz bu modelden? Güzel bir model. İlmek alıyoruz. Tepelerde arkadan batıyoruz. Tekrar ilmek alıp üçünü aynı anda topluyoruz. Tekrar ilmeğimizi tığımızı arkadan geçiriyoruz. Tığdaki ilmeği direkt geçiriyoruz. Tekrar ilmek alıyoruz. Üçünü aynı anda topluyoruz. Anlaşılması açısından. Yavaş anlatmaya çalışıyorum. Herkes yapabilsin diye. Şöyle göstereyim şu tepeyi de. Evet, modelimizi gördüğünüz gibi bu kadar kolay yapımı. Görüyorsunuz, ön yüzü, arka yüzü yok. Sadece başladığımız yerden belli oluyor. kenarlardan dikeceğim için yanlarını direkt batıyorum ben. Bir zincir ve dönüyorum. Tekrar başlamayı göstereyim. İlk ilmeğimizi bu şekil alıyoruz. Her sıra başında. Diğerini ilmek alıyoruz arka taraftan tığımızı geçirip bu şekil üçünü aynı anda topluyoruz. Evet hanımlar bu kadar kolay basit bir model. Bu modeli herkes yapabilir. Evet hanımlar, istediğimiz uzunluğa geldi. Şu şekil katlıyoruz. Telefonumuzu içine deniyoruz. Şöyle göstereyim. Uzunluğu bunun 26 model. Şuraları sayıyoruz. Evet, bunu 28 model yaptım. İp farkı. 2 model fazla yapmış oldum. 28 tane modelim oldu. Böyle uzun. Şimdi bunu dikeceğiz. Dikmek için böyle bir yün iğnem ve ipimi geçirdim iğneme. Şimdi başlayalım dikmeye. Şimdi tığımı alıyorum. Şu ilmeklerin başlarına birer tane sık iğne yapıyoruz. Evet, her tepeye böyle birer tane sık iğne. Böyle dolanıp başladığımız yere kadar gelelim. Şimdi gördüğünüz gibi burası dikiş yeri ilk başladığım sık iğnenin tepe, tepesine bağlantımı yaptım, bir zincir çektim, tekrar devam ediyorum. İki sıradan sonra kaç sıra yapmak isterseniz orası size kalmış. Ben bunda iki sıra gittim sık iğneyi gördüğünüz gibi. Onun ipi, kremin ipi biraz daha kalındı. İpten ipe fark ediyor uzunlukta görüyorsunuz. Bu 26 model, bu 28 oldu. Şimdi bunda ikinci sıraya gidiyorum. Her sık iğne tepesine bir sık iğne. Toplamda bunda 3 sıra yapacağım sık iğneyi. 3 sırayı tamamlayayım. Devam edelim. Son sık iğnemi yapıyorum. Ve ilk baştakinin tepesine şu şekil bağlantımı yapıp bir zincir çekiyorum. Ve ipimi burada kesiyorum. Evet ipi sonra saklarım. Şimdi gelelim şu kapağa. Bu kapağa geçmeden önce sapını yapalım. Çünkü bu şu üstteki ördüğüm kapak yerini örmek istemeyen olabilir. Dilerseniz aynı modelden sap yapabilirsiniz. o da güzel duracaktır. Yalnız eğer şöyle sadece böyle zincir çekerek yapmak isterseniz onun modelini göstereceğim. Daha kalın, daha geniş, farklı şeyler, çanta saplamı sapları modelleri var kanalımda. Oralardan da bakabilirsiniz. Şimdi şöyle dikiş yerini takip ediyorum ve tam buradan başlıyorum. Şöyle battım, ipimi önce bir şöyle bir sıkılıyorum. İki tane zincir çekeceğim. Bu ipi de zincirin arasında kaybedeceğim. Evet, ilmek aldım, aynı yere. İki de çıktım trabzanıma. İki zincir, dönüyorum, boşluğa ikili trabzan iki zincir dönüyorum ilmek aldım boşluğa ikili trabzan bu şekil yaptım ben o sapı kremin sapını ilmek aldım boşluğa trabzanla zincir arasına yani şuraya batmış oluyoruz İki zincir döndürdüm ikili trabzan bu şekil çok kalın olsun istemedim dediğim gibi bu modelden de sap yapabilirsiniz tersi düzü bir çünkü en kolay çanta sapını yapıyoruz şu an İki zincir dönüyoruz ilmek aldık ikili trabzan bu kadar İstediğiniz uzunluğa gelene kadar Çünkü direkt boyna takan var yandan takan var ne kadar yapmak isterseniz uzunluğunu bu şekil sapı bitirip devam edelim Evet, toplamda şu şekil saydığımız zaman 95 tane oldu. İstediğim ölçüye geldi. Şimdi tam buraya ekliyorum. Şimdi ben bu ipimi buradan şu şekil saklayacağım iplerimi. Sonra devam edelim. Evet çantamızın sapı da bittiğine göre şurayı yapmak isteyen kapak yerini düğme koymak isteyen aynı modelden yapabilir. Hemen orayı da başlamayı göstereyim. Toplamda 3 tane model. 2, 4, 6, 7 model. 8 de bu düğme iliğini yapacağız. Şuradan bakalım. 1 2 3. Üç. 3üncünün ilmeğinin bir yanı. Evet, bunu modelimin ilk ilmeği sayıyorum. İlmek aldım. Yandaki sık iğnenin tepesine battım. 3 tane ipim var. Üçünü aynı anda çektim. Bu bir ilmeğim, modelim. Yandaki sık iğneye battım. Birden çıktım. İlmek aldım. Diğer yandakine ikinci modelimi koymuş oldum. Diğer yandakine geçiyorum ve birden çıkıyorum. İlmek aldım. Üçüncü modelimi koydum. Sonda da tekli yapacaktık. Şöyle şu şekil. Evet 3 tane modelimi koydum. Bir zincir çektim döndüm. Şimdi yine şu arkadan alıyoruz ilmeği çıktık İlmek aldık tekrar ilmek alıp hepsini topluyoruz. Sıradakine. Evet. Görmüş olduğunuz gibi 3 tane modelim var. tekrar göstereyim. Arka taraflarından alıyoruz ilmeği. Evet bu şekil eğer bunun gibi uzunlukta yapacaksak 2 4 6 7. 7 model yapıp gelelim. Evet 2 4 6 7 diğer tarafından bakalım 2 4 6 7 şimdi bir tane zincir çektik sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 2 tane de bu tarafa sık iğne yapıyoruz. 2 tane de ortada sık iğne. Şöyle istediğiniz yere dikebilirsiniz. Tam ortalıyorum. 3 tane model bıraktım sık iğnenin altındakilerden. Buraya bu düğmemi böyle gelişi güzel şöyle ama sağlamca dikeceğim. Evet. Gördüğünüz gibi bu kadar kolay yapımı. Başka videolarda görüşmek üzere. Teşekkürler izlediğiniz için.